unuyla ilgili ne yapacağız? Evet. Mısır unuyla ilgili peeling yapacağız. Şimdi maske yaptık. Şimdi peeling yapacağım. İnanılmaz güzel bir peeling. Bizim ekranlarımıza özel. Evet, mısır unu, pirinç unu, evlerde bulduğumuz pirinç unu muhallebi yapmak için kullandığımız. İkisini birbirine geçirelim. Ve fındık yağını kullanacağım. Programımız canlı. Sormak istediğiniz, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bunu hangi ciltler uygulayabilir? Cildinizde leke varsa uygulayabilirsiniz ama kesinlikle aktif akneniz varsa uygulamayın. Aktif aknesi olan kişiler çok dikkat etmeli. Çünkü akne yayılabilir. Cildimizde mesela burada aknemiz çıktı değil mi? Onu kesinlikle sıkmıyoruz. Bakın. Sıkmıyoruz. Elimizle oynamıyoruz. Onları koparmıyoruz ve sonrasında o lekeler çok sonra geçer. Çok yavaş geçer. Onların izleri inanılmaz. Bir de belli bir yaştan sonra cildimizde bu izler kalıyor. Çünkü metabolizma yavaşlıyor. Zaten vücudumuzda aslında şunu fark ediyoruz. 17-18 yaşından sonra cildimizdeki cilt normalde 20 yaşından sonra derler. 20 yaşından sonra cilt oturur. Ama biz çok farklı ciltler gördüğümüz için 20 yaşındaki kişinin cildi daha hızlı yenilenirken inanamazsınız. Çok hem 35 yaşında gözükebiliyor 20 yaşında bir cilt hem de çok yavaş yenilenebiliyor. Şu anda cildimize fındık yağı kullandık. Mısır unu, pirinç unu ve fındık yağı. Evde herhangi bir yağ varsa da kullanabilirsiniz. Bütün yağları kullanıyorum. Papatya, rezene, kantaron, ıhlamur. Yani bir sürü yağ çeşidi var. Hepsini kullanabiliriz ama ben genelde kullandığım yağlar da tavsiye ediyorum. Yani hepsi cilt için çok faydalı. Bunların kaliteli ve son kullanma tarihlerine bakın. Alırken kesinlikle bu ürünlerin son kullanma tarihine bakarak alın. Bunlar çok önemli. Gerçekten iyi mi, değil mi bilmeniz için. Şimdi yaptığımız yine toniği alıyoruz. Biberiye ve lavanta ile demlediğimiz toniği karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırdıktan sonra şimdi cildimize lekeler neden olur? Onu biraz tıbbi olarak hani değinmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Melanin renk pigmentimiz çok fazla salgılandığı zaman hani özellikle güneşlendiğimiz zaman bronzlaşıyoruz ya. Bu melanin fazla salgılandığı zaman renk pigmentimizin açığa çıkmasıyla beraber ne oluyor? Cildimiz kararıyor. Şimdi bunların eşit miktarda ve ozonların ve ciltteki güneş enerjilerin cilde zarar vermesiyle beraber sonrasında cildimizde kalıcı hasarlar oluşuyor. Şimdi biraz daha su koyacağım. Bu hasarları önlemek için ne yapmamız lazım? Güneş koruyucu yaz kış kullanmamız lazım. Kesinlikle. Bakın güneşlenmek için güneş koruyucu kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yaz kış kullanıyoruz. Doğum sonrasında oluşabilir. Kişi doğum yaptıktan sonra 40 gün içerisinde dışarı çıktığı zaman ciltte hassasiyet oluşur ve lekeler oluşur kesinlikle. Ne yapması lazım? O kişinin de güneş koruyucu kullanması lazım. Lekeye meyillidir. Çünkü hormonlar dengede değildir. Hamile doğum yapan kişinin. Hamile bayanlarda da leke görülebilir. Onların da hormonları normal değildir. Normal olmadığı için normal seyrine gitmeyen hormonlarda lekelenmeye meyillidir. Çünkü ciltte hassasiyet vardır. Hormonlar dengeli ve düzenli olmadığı için de ciltte reaksiyonlar gözükebilir, problemler oluşabilir. O yüzden çok önemli kullanılan her ürün ki bitkisel cilt bakımları bile çok önemli. Cildinizin reaksiyon gösterip göstermediğine bakmanızı öneririm. Şimdi biraz daha sıvı yaptım. Daha bile yapabilirdim. Şekilde bakın ciltte düşmüyor. Bütün cildimize uyguluyoruz. Bunu elimize de uygulayabiliriz. Elimizde sıkıntı varsa aynı şekilde bunu ele de uygulayabiliriz. Şimdi lekelerin oluşumu daha çok neden oluyor? Hava şartlarımız, radyasyon ve beslenmemiz, yanlış ürün kullanımı, yaşam biçimimiz, uyku düzenimiz. Bakın. Dengeli ve düzenli uyuyacağız. Dengeli, düzenli uyuyacağız.
dengeli ve düzenli su içeceğiz. 25 kiloda 1 litre su içiyoruz. Kaç kiloysak bu şekilde suyumuzu içelim. Ben 2,5 demiyorum. Belki kilonuz daha fazlası 3'te 3,5 da içebilirsiniz. O yüzden 25 kiloda 1 litre suyumuzu içiyoruz. Beslenmemize dikkat ediyoruz. Sebze meyve tüketiyoruz. Kış mevsimi mesela kestane tüketelim. Kestane vücuttaki beyine, vücuda çok büyük yararları var. Hani mesela nar tüketelim. Narın inanamazsınız 81 tane vitamin mineral açısından hem cilde faydalı tonik olarak kullanabilirsiniz hem de tüketelim. Meyve olarak tüketelim. Çok zor temizlenmesi ama inanılmaz vitamini olduğu için mesela lekelere çok faydalı. Narın daha önceki programlarda yapmıştık. Narın bitkisel üzüm aynı şekilde. Mesela ıspanak, ıspanağı tüketelim. Onun suyu da çok mesela kaynatıp suyunu içmekle biliyorsunuz çok etkili ama cilt için de çok etkili. Şimdi mısır ununu sürdük görüyorsunuz. Mısır ununun içerisinde pirinç unu kullandık. Mısır unu, pirinç unu ve içerisinde fındık yağı kullandım. Normalde lavanta, defne, sarı kantaron da kullanıyorum. Papatya da kullanıyorum. Sürekli değişik yağlar kullanıyorum. Şimdi bunu çıkartacağım size. Şöyle göstereyim. Şunu üzerine onu. Şöyle. Genç ve güzel görünmek herkes ister. Bu yüzden de çaba göstermemiz lazım. Problemler olmadan, cildimiz kırışmadan, cildimizde çok problem olmadan ne yapmamız lazım? Önlem almamız lazım. Şimdi mısırın şu an peeling için kullanıyorum. Bakın dökülüyor. Öyle tabakaya atıyoruz. Bunu ele de kullanabilirsiniz. Sürekli elimiz sudaysa ben mesela elimi çok yıkıyorum. Veya deterjan kullanıyorsanız sürekli elimizi yıkıyorsak bu cildimizi besleyeceği için aynı şekilde ele de kullanabilir. Elde de insanların lekeleri var. Aynı şekilde kolda da dediği gibi bayanın. Bu formülasyonu uygulayabiliriz. Zaten bakın ton değişikliğini arada göreceksiniz. İkisi çok farklı. İnanılmaz etkili. Aynı yavaş yavaş fibrasyon hareketler yapıyoruz. Bu şekilde fibrasyon hareketler yapıyoruz. Eğer cildimiz akne varsa bunu kullanmıyoruz. Bu cilt için bir formülasyon. Bakın. Aşağıdan yukarı doğru fark ediyor musunuz? Ve oval hareketler yapıyorum. Bunlar çok önemli. Tabii biz alıştığımız için sürekli çok normal yapıyoruz. Aşağıdan yukarı, yine aşağıdan yukarı şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde ovalama devam ediyor. Öyle tabaka atılıyor. Bunu peeling olarak yaparsak eğer, bakın inanılmaz arasındaki fark var. Şimdi yıkadıktan sonra daha net göreceksiniz. Özellikle parmaklarımızı da şöyle yapalım. Şimdi keratin ölü tabakaya attığımız zaman yeni hücreler çıkacak. Zaten ölü tabakaya atan kişilerde ciltleri parlaktır ve kesinlikle kırışma yani ciltte kolajen kayıpları çok nadir görürsünüz. Kolajen çünkü gençlik hücremiz. Bu arada yattığımız saatler 10.30 ile 3.30 arası ve 4 arası kolajen duymuşsunuzdur uyku saatleri. Cildimizin hücrelerin yenilendiği saatler. Bu şekilde cildimizden çıkartıyoruz. Ilık suyla çıkartıyoruz. Soğuk veya çok sıcak su cildimizi yıpratır. Bugün bunu eller için de uygulayabiliriz. Yalnız eğer cildinizde hassasiyet varsa çok ovalama yapmayın. Fibrasyon böyle hareketler çok yapmadan yapın. Eğer cildinizde hassasiyet yoksa şimdi ben arasındaki farkı göstereceğim. Herhangi bir şey olmaz. Yapabilirsiniz. Ölü tabakayı atan cilt şu anda bakın dolaşım sağlandığı için ciltte arasında inanılmaz hem kuru olarak fark var. Şimdi tabii ışıktan görüyor musunuz bilmiyorum ama bu tamamen kuru. İçerisinde şu anda bakın maske olmasına rağmen tamamen inanılmaz şu anda görseniz
inanılmaz parlak. Yani şu anda canlı canlı yaptığımız içerisinde arasındaki fark inanılmaz. Bu kuru, bakın şu ölü tabaka atılmamış, bu ölü tabaka atılmış. Arasındaki fark görebilirsiniz. Yani renk tonu değişikliği oldu resmen. Şimdi diyorum ya, mısır unu renk tonunu açar, hücreleri yener, içerisinde mineral, magnezyum, fosfor, özellikle A vitamini, C vitamini olduğu da belli bir oranda var. B vitaminleri, bir sürü B vitamini var. Çok etkili.